Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi bir takım kuru yemiş ürünleri sipariş ettim. Hemen şöyle açalım. Trend yoldan Tuğba kuru yemişten sipariş verdik dostlar. Şöyle bakalım. Farklı farklı ürünler. Hemen birinci ürünümüz şurada. Şöyle çıkartalım önce. Şöyle. Poşeti koymuşlar içine. Ne alakası? Şunlar da hediye olarak bize gelmiş. Ve baharat koymuşlar. Mirvari kahvesi özel karışım. Ve Türk kahvesi 3 paket. 3 paket kahve. Bir pakette baharat diyor. Acaba ne baharatı? Yazmamış. Karışık mı değil mi? Şöyle kutuyu atalım. Paketlere başlayalım açmaya. Burada çörek otu sabunu var dostlar. Natural. Doğal olduğu söyleniyor. Çörek otu sabunu. Şuradan kokusuna bakayım. Mis gibi bir baharat kokusu. Şu an biraz grip olduğum için de çok iyi koku almıyorum ama yine de bir baharat kokusu geliyor. Çörek otudur muhtemelen. Çörek otu daha önce koklamadığım için bilmiyorum. Bunu koyduk kenara. Hemen şunu açalım. Buraya sağlam paketlenmiş. Evet. Bu şekilde. Sürülebilir. Yer fıstığı ezmesi. Bunların tadına bakacağız. Önce açalım hepsini. Bu ürünleri maket bıçağıyla açsak daha iyi olur da. Bu Hindistan cevizi yağı. %100 soğuk pres diyor. Bakın. Tadına bakarız. Ne var burada? Burada da yer fıstığı. Bu parçacıklı diyor, şekersiz. Bu da şekerlisi mi acaba? Aynen, bu da şekerli olması lazım. Burada bir şey daha var. Bu ne? Şimdi buna da bakalım. Hemen bakalım. Benim gibi sabırsızsanız yırtarsınız. Altın olan akide şekeri. Akide şekeri Türk ve Osmanlı mutfağının en eski şekerleme türlerinden biriymiş. Dünyada akide şekerinin tek üretildiği yer Türkiye'dir diyor. Akide kelimesi Arapçada bağlılık, sözleşme, bağlanma, birbirinden ayrılmama anlamına gelir. Hemen şöyle bir hikayesi var dostlar. Onu okuyalım. Osmanlı Devleti döneminde tahtaya çıkan yeni padişah Yeniçeri ağası tarafından bir şeker tası sunuldu. Kase ağzına kadar şeker dolu ise Yeniçeri askeri yeni tahta çıkacak olan padişaha güveniyor demekti. Bunun üzerine padişah şekeri eline alıp yerse ben de size güveniyorum anlamına gelirdi. Eğer padişah şekeri önce çeşnici başına tattırır sonra yerse size güvenmiyorum, güvenim eksik anlamına gelirdi. Bu geleneğe akitleşme denir. Akitleşmenin simgesi olan şekere de akide şekeri denir. Türk şekercilik kültürünün en önemli buluşlarından olan akide şekeri hoş kokusu, iştah kabartan, cap çantın renkleri ve lezzetli ile tatlı yenilip tatlı konuşan bir kültürün simgesi diyor. Evet, şimdi şekerle ilgili hikayeleri bitirdik arkadaşlar. Ben esas bunu ilanında şu tarz şeyler gördüm. Bağışıklık sisteminizi destekler, enfeksiyon hastalıklarına karşı yüksek direnç sağlar, hücresel yapıların güçlendirilmesine katkıda bulunur, öksürük ve boğaz ağrısını hafifletir, güçlü bir iltihap önleyicisidir, eklem ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olur, kan dolaşımını uyarır, terletici ve ateş düşürücüdür, kas yorgunluklarını giderir. Evet, işte benim alma sebebim şuradaki şiddetli soğuk algınlıklarında, griplerde, faranjitlerde vesaire bu tarz hastalıklarda kullanmak için ben bunu aldım. Umarım işe yarar. Şimdi hepsini bir deneyeceğiz. Son bir ürünümüz kaldı. Hemen onu da açalım. Çok güzel paketlemişler bu arada. Paketlemelerine 10 puan veririm bu firmanın. Ürün budur. Burada da ne var? Lokum çeşitleri. Yani sarma lokumlar, güllü lokum, normal, kaymaklı. Nakata yıktı mı? Nasıl? Şimdi bunların bir tadına bakalım. Evet. Şöyle. Lokumdan başlayalım. Şurada vallahi hepsi harika duruyor. Burada katayıflı çok güzel, şunun hepsi bana fazla gibi. Sarma lokuma benziyor bu, bakın şöyle içinde. Katman katman. Bir tadına bakalım. Gerçekten harika. Evimizin bir tanecik aslan parçası Mehmet Aslan uyandı. Tamam oğlum, sakin ol, ama yiyeceksin. Şimdi onu, az önceki lokumları ona denettireceğim. Güzel mi oğlum?
Evet, bu güzel demek. Mehmet Aslan'ın güzel tabiri bu. Oğlum sana bir de şöyle güllüden vereyim, böyle fıstıklı güllü. Oo, güzel mi oğlum? Mamam güzel mi babacığım? Evet, güzel demek. Görüyorsunuz. Sandalye sallıyor Mehmet Aslan. Güzel dediği zaman. Hadi bundan da verelim oğlum sana. Hmm, mamam. Güzel mi? Mamam. Hmm. Hmm. Güzel mi oğlum? Hadi çiğne oğlum. Tamam, lokum kesti sanırım bunu. Lokumu kaldırıyoruz oğlum. Yer fıstığı ezmesi, bu şekerli, şekersiz olan da bu. Hemen şöyle buradan bir kaşık tadına bakayım. Parçacıklı. Değil. Direkt fıstık tadı var. Oğlum bu sana göre değil bence. Al bakalım oğlum. Ben sana dedim beğenmezsin oğlum. Hı-hı. Güzel mi oğlum? İyi. İdare eder. Şimdi hemen şekerliği açalım. Onun tadına bakalım. Hemen bir kaşık alalım. Tamam oğlum, sana da vereyim. Bu daha güzel. Bir tık şekerli olduğu için tahinimsi bir tadı var. Sen Mehmet Aslan bunu daha iyi bilir. Hı-hı. Güzel mi oğlum? Beğendin mi baba? Güzel mi oğlum? Karar veremedim. Bir tane daha vereyim mi? Al bir tane daha. Kesinlikle beğendi. Çünkü beğenmese imkanı yok. İkinciyi almazdın oradansa. Bu arada ben de çok beğendim. Bunu da kenara alalım. Şimdi Hindistan cevizi yağının da şöyle bir hafif bir tadına bakayım. Kokusu çok güzel. Oğlum bu sana göre değil ama onu söyleyeyim. Gerçekten özünde, yani Hindistan cevizi yiyor gibi hissettiriyor ama böyle onun yağı değişik bir lezzet. Bunu arkadaşlar saç bakımında da kullanabiliyorsunuz. Saç bakımı için önemli. Keklere aroma olsun diye koyabilirsiniz. Suyunuza katabilirsiniz. Kahveye aroma amaçlı kullanabilirsiniz. Yani birçok alanda bunu aroma vermesi açısından kullanabilirsiniz. Çok tatlı bir, hoş bir tadı var yani, onu da söyleyeyim bu arada. Ürünlerimizin hepsini denedik. Oğlumun balonu. Bak oğlum, balon da göndermişler sana. Patlatma oğlum. Bu arada hemen bu şekerin de bir tadına bakalım. Oğlum sen o şekerden yemezsin. Böyle yoğun baharatlı, direkt ağzıma atar atmaz hemen erimeye başlamasıyla boğazıma böyle hafif bir baharat tadı geliyor. İçerisinde bulunan zerdeçal, zencefil vesaire benzeri baharatlar, propolisin de içinde var aynı baharatlar. Yani bir nevi propolis etkisini gösterebilir. Şu anda hala ağzımda ve grip olduğumdan dolayı da çok da iyi geliyor. Onu da söyleyeyim. Akide şekeri, altın oran akide şekeri dostlar. Tuğba Kuruyemiş'ten alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Gerçekten güzel. Tam da tesadüf grip olduğumun üzerine geldi kargo. İsabet olmuş yani. Sizlere de tavsiye ederim. İçerisinde çok güçlü, güzel baharatlar var. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bay bay doğum. Orada. Bay bay.